Evet arkadaşlar, yeni bir Milano Günü'nden herkese merhaba. Uzun zamandır bu açılışı yapmıyorum. Evet. Bugün arkadaşlar arkamda gördüğünüz Lidl'ı hep beraber sizinle gezeceğiz. İtalya'nın ve Milano'nun, belki yani İtalya'da başka şehirlerde olmayabilir ama hani Milano'nun diyelim. Milano'nun en ucuz marketi. Lidl Alman markası. Genel olarak yani şehrin merkezlerinde Lidl marketlerini çok bulamıyorsunuz. Biraz daha böyle dışarılarda oluyor. Dışarılarda dediğim öyle hani şehir hani dışı falan değil. Tam böyle merkezlerde hani konumlandırmıyorlar. Ürünler gerçekten çok ucuz. Özellikle peynir, makarna dediğim hani bu daha çok hani ravioli tarzında dediğimiz makarnalar. Hani normal bu kutudaki makarnalar, tabi onlar da ucuz ama hani normalde bu ravioli tarzında makarnalar biraz pahalı oluyor marketlerde de. Burada fiyatları çok uygun. Genel olarak tabi her şey var. Şimdi lafı uzatmayalım, hemen içeri gezmeye başlayalım. Bu arada Ceren de bizle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıdan da böyle bayağı büyük bir yer. İç falan zaten bayağı geniş. Logosu bu şekilde. Bisikletlerinizi de bu arada hani beni ilgilendire böyle park edebiliyorsunuz buraya. İçeri girelim. Evet. Çok güzel kokmuyor mu içerisi? Şurada hemen fırın var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit pastane ürünleri, işte brioche, ekmek, bunları buradan alabiliyorsunuz. Mesela brioche'ların tanesi 50 cent. O şekilde söyleyelim. Hani tuzlusu falan da var. Burada çeşit çeşit ekmekler var. Gördüğünüz gibi insanlar alıyor. Mesela ekmek fiyatlarına da bakalım. Şu ekmek 1 euro. Şöyle bir tane aldığınızda. Burada zeytinli ekmek var. 40 cent da. Ama bunlar bayağı güzel mesela. 1.39'a var. 1.69'a var. Şurada daha benim baget tarzında var. 2 euro. Bunlar biraz pahalı gibi. Ama yine ucuz yani. Market, diğer marketlerde paketlenmiş ekmekleri daha pahalı alıyorsunuz bu arada. Devam edelim. Mesela hani demek istediğim şunlardı. Ravioli pakette böyle bir tane. Ravioli alırsanız şöyle sadece fiyatı 1 euro. Onun dışında 70 cent'e var. Şöyle. Bu şekilde alırsanız. İşte daha ufak yapılmış olanları var. Bunlar da 1 euro fiyatları. İşte daha çeşit çeşit olanlar var. Mesela 80 cent'e var. Bu Noki dediğimiz, ben bunu çok sevmiyorum tadını. Bu da böyle makarna türü. 1.40 euro. Burada ne gösterebiliriz? Ha, bu beyaz peynir değil mi? Yarım kilo. Yarım kilosu ne kadar? Yarım kilosu 3 euro. Bu şekilde. Daha çok sebzeler falan var burada böyle. Ya bunların da fiyatları genel olarak uygun diğer marketlere göre. Mesela örnek göstermek gerekirse, bakın arkadaşlar şu portakal şöyle 1 kilosu 1.5 euro ve bio yazıyor. Limon 1.30 şöyle alırsanız bu şekilde. Şöyle kiviyi şu şekilde alırsanız 1.70 fiyatı. Bunlar da hep bio şöyle gördüğünüz gibi. Bilmiyorum Türkiye'de bunları ne kadar satıyorlar, en son fiyatlar ne oldu? Domatesler var mesela buradan. 2.30 domateslerin fiyatları. Şöyle şu şekilde alırsanız. Bu arada hani belli zamanlarda hep böyle ürünler değişiyor. Yani farklı ürünler geliyor. Markalar geliyor öyle söyleyeyim. Mesela pizza var burada, onu göstereyim. Şöyle iki tane kocaman bir pizza alırsanız margarita. Bu şekilde 2.25 fiyatı var. Bayağı uygun. Çok ucuz yani öyle söyleyeyim. Bu şekilde pizzayı alırsanız 3 euro fiyatı. 1 kilo. Kilosu 4 euro. Bu şekilde but alırsanız arkadaşlar 1 kilosu 4 euro. Buradaki peynirleri gösterelim zaten. Bayağı ucuz. Şunlar bu bence bizim kaşarlara gayet benziyor. Şöyle bu şekilde alırsanız fiyatı 1.60. Şunlar çok ucuz. 1.30'a bu şekilde dilimlenmiş peynirler var. 1.30 fiyatları. Böyle çeşit çeşit. Burada farklı versiyonu var. İşte burada mesela 1.75'eymiş bu. Onun dışında hangisi? Mesela cheddar. Hayvan gibi cheddar koymuşlar içine. Sadece 2.20 euro. Ha bak, mozzarella var burada. Ben bunları da alıyordum. 1.5. Ha şeyler. Pizza iç. Pizzaya konuyor. Bayağı hani paket bu. Bu ne kadarmış mesela? Bu da 4 euroymuş. Burada böyle peynirler var. Bunlar 1 euro. Şu şekilde. Hangisi?
Ha, bu Greki tarzında dedikleri. Bu da şey, yoğurtluymuş. Bu da fiyatı 1,5. Philadelphia'lar zaten çok popüler. Asıl bunlar çok ucuz bu markette. Diğer marketlerde şu 2,5 euro falan oluyor. Tabi. Burada baksa 2 euro. Burada 2 euro. Diğer yerlerde 2,5 falan. Doğru, bu fiyata bir küçük burnu. Aynen. Bayağı bu kalın yani. Bayağı da popülerdir burada. Tatları falan çok güzel. Mesela burada peynir var. Bunun fiyatı 1 euro. Bu şekilde alırsanız. Bu hep İtalyan ürünleri bunlar. Hani dışarıdan gelmiyor hiçbiri. Burada yoğurtlar falan var. Yani bunlar hep yoğurtları böyle meyveli falan yiyorlar. Hani çok klasik yoğurt bulamıyorsunuz. Mesela hani böyle çilekli falan var yani. Şunlar falan var ya. Klasik hangisi mesela? Şu Grek yazanlar. Bu. Büyük de satıyorlardı ama şunları genelde ufak satıyorlar. Bunların da fiyatları da mesela Bio 70. 1 euroya var. Şöyle büyük alırsanız 2 euro. Ha, şunlar var bak mesela. Hmm. Yani genelde biz bunlardan 70 alıyoruz. 70 cent. Hani bunu mesela diğer marketlerde 1,5'a da bulabiliyorsun. 1,30'a da bulabiliyorsun. Geçen gün ben bir yoğurt aldım. İçinde kefir vardı ve bence gerçekten bizim yoğurtlardan. Dondurulmuş sebzeler falan var arkadaşlar. Bunları da yapmak aslında çok kolay oluyor. Hani kullanışlı oluyor. Yani mesela şöyle göstermek gerekirse 2,5 euro şunun fiyatı böyle paket olarak aldığınızda. Kocaman patates kızartması 2,5 kiloymuş. Sadece 2,20 euro. Burada daha da farklı olanı var. Bu da 1,20. Dondurulmuş işte tavuk ürünleri. Etler. Mesela bunlar 3 euro. Şöyle et alırsanız işte 4 euroya yakın bunun fiyatı. Burada pizzalar yine. Şöyle göstereyim arkadaşlar, İtalyan pizzaları. İşte 4 peynirli, patlıcanlı, domatesli. Bunların da fiyatları 2 euro ile şöyle işte 2,80 o şekilde değişiyor. Bu arada hani çok benziyor hani restoranda yediklerinize. Öyle bizim Türkiye'deki dondurulmuş pizzalar gibi değil. Onun dışında burada dondurulmuş deniz ürünleri var. Böyle hani çeşit çeşit işte karidesini, ahtapotunu alabiliyorsunuz. Bunlar da fiyatlar 2 euro. İşte bu neyle tam anlamadım bunu. Bu midye sanırım. Bu 2,5 euro. Burada tatlılar falan var. Hiç denemedim ama hani bilmiyorum hani dondurma falan ürünleri. Ama bunlar da ucuz yani. Şöyle 2 euroya var. Daha işte biraz daha pahalı. 2,80'e var. Ama içinde 6 tane varmış sanırım. Mesela şunları göstereyim arkadaşlar. Bu hani daha böyle paket makarna dediğimiz. Şu sadece hani bir tane alırsanız 40 cent bunun fiyatı. Bunlar mesela çok uygun burada. 60 cent'e şöyle makarnalar var gördüğünüz gibi. Böyle daha da büyük alabilirsiniz. Mesela başka yerlerde böyle hani kilo ile satmıyorlar. Küçük paketlerde satıyorlar. Burada böyle hani daha büyük miktarlarda bulabiliyorsunuz. Böyle bu bölümde de ıvır zıvır böyle spor malzemeleri işte arabanıza işte alet, edevatlar. O tarzda şeyler de satıyorlar burada. Şimdi yani tabii en çok alınan bu işte domates suları falan. Mesela bunlar da burada bayağı uygun. 40 cent yani şu mesela gördüğünüz domates. Makarnalara falan kullanıyorsunuz bunu. Güzel oluyor. Biraz daha böyle hani marka ürünler falan olduğunda. Gerçi bunun bu aynı mı? Yok değil. Bu Italilamo. Bu daha da farklı. Mesela burada da işte fiyatlar biraz daha çıkıyor. 80 cent'e var. 1 euro'ya var. Daha böyle şey sanırım aynen. İçinde sarımsak falan var. Şunu göstereyim mesela zeytinyağı. Olmazsa olmaz. Şu arkadaşlar, burada olan arkadaşlar bilir. Yani bu diğer marketlerde 5 Euro'dan aşağı satılmıyor. Burada sadece işte 3,79'a bulabiliyorsunuz. Ayrıca güzeldir bu zeytinyağı olarak. Burada da yumurtalar var. Ne kadar şeyler? Şunlar mı fiyatları? Evet. 1,80. Şöyle alırsanız 10'lu arkadaşlar bu. Şöyle 1,80 euro bunlar da. Gelelim içki bölümüne. Şimdi burada gördükleriniz hepsi frizanteli sanırım. Şöyle mesela ilerleyelim. Mesela şu gördüğünüz arkadaşlar Chianti dediğimiz. Sadece fiyatı 3,29 euro. Şu tek şarap yani sadece. Tabii İtalya'da çok ucuz şaraplar.
2 euroya falan da var. Bunların şeyi de bu arada 2017'ymiş. Yani artık 2015 mesela, çok ilginç bu. Yani ofert ödemişler, 1 euroya satıyorlar bunu. Bilmiyorum. Bayağı uygun yani bunun fiyatı. Şaşırdım şu anda. Genelde 2015'leri hani 4-5 eurodan aşağı satmıyorlar. Yani daha tabii farklı fiyatları da var. 3.29'a var mesela. Bu da 2017 Sicilya şarabı bu da. Yani mesela 2014'de var. 3.50, 3.5 euro mesela şu şarap. Şu anda bayağı ben merak ettim. Alabilirim belki. Bu da işte beyaz şaraplar var. Yine fiyatlar hani benziyor. Aşağı yukarı aynı. 2 euroya var. 2.5 euroya var. Şöyle 3 euroya var. Bira bölümüne gidelim, bira. Burada çok bira çeşidi yok ama. Ha bu arada burada da böyle içkiler var. Hani daha böyle viski, işte vodka tarzında dediğimiz şeyler. Yani tabii değişik vodkalar falan var hani markalarda. Mesela şu 7 euroymuş fiyatı. Ya burada bilindik bir içki markası ben göremiyorum şu anda. Daha hani farklı ürünler var. Mesela şu viski. Yani bayağı basit herhalde bir şeyi var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu, ne kadar fiyatı. Bilenler yazsın. Zaten 5 yılmış. Hani çok iyi değil. Ama fiyatı 6 euro yani. Ya onun dışında şu biraları gösterecektim arkadaşlar. Şu şekilde altılı alırsanız 33'lük 2.20 euro. Alman birası şu gördüğünüz. Onun dışında tek alırsanız şöyle 65 cent şu bira. Şu gördüğünüz 65 cent. Orada bunlar Alman birası yani. Bu İtalyan markası, İtalyan birası. Onun da fiyatı 1 euro. Burada mesela Beck's'ler var şu şekilde. Bunu da böyle bir tane alırsanız fiyatı 90 cent. Yani 1 euro bile değil yani fiyatı. Böyle 1 euroya da var. Biraz daha şeyleri yüksek bunların herhalde. Mililitreleri. Şu şekilde daha büyüğünü alırsanız da fiyatı 1 euro. Bunlar böyle koli koli insanlar alıyor, evlerine götürüyor canım. Mesela burada daha böyle hani dondurulmuş değil de daha taze ürünler var. Mesela şu somonun fiyatı 5.20 euroymuş arkadaşlar şu şekilde alırsanız. Daha burada deniz ürünleri işte yengeç, karides. O da herhalde şu olması lazım. Bu da 4.80 euro. Et bölümüne başladık yavaş yavaş. İşte burada hamburger köfteleri var. Bunlar hep şey bu arada, sığır eti. Şu şekilde mesela 1.90 euroymuş. Şu şekilde iki tane hamburger köftesi alırsanız. Burada daha çok böyle sığır etleri var. Mesela bunlar ne kadar? 200 gramı 4 euro diyor. Kilosu da 16 euro. Da asıl şeye bakalım. Kıyma. Kıyma fiyatına. Yani onu orada hesaplayalım. Mesela şu sığır eti. Yine. Yani her zaman aldığımız kıyma burada değil mi? Bu şekilde 500 gramı 3.5 euro arkadaşlar. Kilosu da 7 euro kıymanın. Türkiye'de ne kadar kilonun kıyması? Dana kıyma. Perakende satış fiyatları. Ya onlar bir de üstüne hani fiyat koyuyor. Bir de öyle düşün. Yani perakendesi bu arada Kasım fiyatı burada. Tamam yani sen aşağı yukarı bir fiyat söyle. Üstüne de hani biz şey yaparız. Aşağı yukarı tahmin ederiz zaten. Bir kilosu 31.90. Bence çok daha fazla veriyor. Hayır daha fazladır. Yani şu anda kıymanın kilosu 50-60 TL'den aşağı değil. Ama bu şey diyor, %14-%20 yağ diyor. Dana kıymaya, bir tane daha dana kıyma var. Hı hı. O 48.90, 50. Dana kuzu karışımında 42.90. 50. Ama 50'ye de kıyma var. Yani sanırım içindeki yağ oranına göre değişiyor ama hı hı. Herhalde 42 ile 50 arasında duruyor. Ya bir de hani şunu söylemek lazım, bunu bu şekilde alıyorsunuz. Hani yarım kilo. Çok güzel bir hani size 3-4 gün. Güzel böyle hani köfte de yaparsın. Ya da işte sebzeli yemek yapıyorsan onun içine de koyarsın. Bayağı hani götürüyor. Ve fiyatı sadece 3.5 euro. Ette bir kere ucuz et yapmıştım. Ucuz et değil ki. Sen ne kadar? Ama sen geçen 5 euroya almıştın değil mi? Evet. Diğer marketlerde o şekilde aslında arkadaşlar. Çok enteresan bir yere geldik. Böyle yolda yürüyorduk. Güzel bir yer bulduk. Şimdi size orayı da bir göstereyim hemen 2 dakika. Şöyle arkadaşlar. Japonya'da Çin esintileri var. Kore'de olabilir, evet doğru söylüyorsun. Güzel bir yer yani, ilk defa hani gördüm ben de. Şöyle göstereyim. Böyle de yukarıda oturma yerleri var. Şu da çok ilginç, bu masada duruyordu biz geldiğimizde. Şöyle yani dizaynı çok güzel yapmışlar.
Böyle Amerikan'a söyledik şimdi. Şöyle diğer tarafı da göstermek gerekirse. Böyle insanlar da o tarafta çalışıyor. Ama bayağı sıcak. Evet arkadaşlar, fiyatlar gördüğünüz gibi. İtalya'nın en ucuz marketinin fiyatlarını gösterdim. Lidl, Milano'daki en ucuz marketlerden bir tanesi. Hatta market de diyebiliriz. Bu arada hani şöyle yorumlar da gelebilir işte. Hani birim fiyat, yani nasıl diyeyim, hani orada 5 euro olan şey işte TL'ye çevirdiğinde işte burada 30-35-40 lira yapıyor gibi hani şeyler gelmesin. Burada arkadaşlar her zaman hani bu tarz videolarımda zaten söylüyorum. Yani birim fiyatı olarak düşüneceksiniz. Hani buranın parasını kazanıp burada o şekilde harcadığınızı düşünürseniz yani bu fiyatlar gerçekten çok uygun. Kahvemizi de içelim. Bu arada yani bu kahvelere 2.60 verdik iki tanesine. Americano. O da bayağı uygun. Yani böyle bir kafede oturuyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde yani. Bugünlük bu kadar. Hani daha fazla uzatmayalım. Zaman buldukça hani böyle market, biliyorum zaten ilk videolarımda market hani şeyleri vardı. Videolarını çekmiştim. Diğer marketlerin Pemi çektim, Carrefour çektim. Bugün de Lidl'ı çektim. Yine hani denk gelirse başka marketler, onları da sizler için çekeceğim. Bu arada hani ben bugün bir şey almadım. Çünkü hani ev bayağı dolu, her şey var. Ama hani ben zaman buldukça bisikletle falan gidiyorum. Hani alıyorum böyle bayağı. Gülcan bilir. Bir kere Lidl'den arkadaşlar, hani tam bizim bu sigara böreği tarzında değil de börek tarzında bir tane ürün bulmuştum. Ama dediğim gibi bu ürünler böyle hani belli zamanlarda geliyormuş. Hani mesela bir ay işte Yunan ürünleri geliyormuş. Aynen bir ay atıyorum işte Fransız ürünleri geliyormuş. Öyle. Aynen bugün denk şaka gelmiş. Ya. Bunu Gülcan söylemişti bana. O yüzden hani yani yemiştik, acayip güzeldi. Keşke hani böyle dondurucuya hani onları alsaymışız. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.